أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Bakayım becerebilecek miyiz bu akşam kaderle alakalı bir yer. Kader. Umumi derste biraz zor oluyor. Zor oluyorsa herkes anladığı kadar, hissesi olduğu kadar istifade eder. Zordur diye geçiliyor, zordur diye geçiliyor. Oysa ilginç bir yer. Eğer desen de kader bizi böyle bağlamış, soru sorabilirsiniz. Bildiğim kadar cevap vereceğim. Kader bizi bağlamış. Soru soruyor. Böyle değil yani. Hürriyetimizi selbetmiştir. Kadere iman etmek insanın hürriyetini kaldırıyor diyor. İnsan ise diyor, imbisata ve cevelana muştak olan kalp ve ruhu için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? Anladık mı? Bir daha. Kader bizi bağlamış, hürriyetimizi kaldırmış. Oysa insanda imbisat var. İmbisat. Beçin. İnkışaf da var. Cevelan da var. Mesela bakın bir oku tuttum. Oku çektim atıyorum. Bu noktadan noktaya gitme inkışaf denilir. İmbisat ise benim sesim. Benim sesimin yayılması, kaplayarak gitmesi, bast ederek, basarak, tanımlayarak gidiyor. Yani kadere iman edersem diyor, bizi bağlamış, hürriyetimizi kaldırmış. Oysa insanda imbisat var, genişleme var. Fıtratında muayyenlik yoktur. Böyle bir yere bağlanmak yok. Hatta bu sabah birisine söyledim. Bir yerde bulunuyorduk. Yani yüzme havuzu vardı böyle. Dedim şu havuzu görüyor musun havuzu? Ne kadar zerresi var? Hücresi var dedim yani. Damla de. Bir havuzu düşünüyor. Böyle. Ondan sonra tamam dedi. Şimdi bak. O havuzu meydana getiren zerre ve hücreden daha fazla insanın dimağında nisbi ve itibari düşünce çeşitliliği var. Hiç, o da hiçbir şey değil. Dedim ki ona, bedeni öğretmeni, bu su havuz yöntemini ve sistemini bilmese seni boğar, alır içine. Ama bu suyun yöntemini ve sistemini bilirsen alırsın altına ve yüzersin. Yoksa senin altına alır. Değil mi yani nasıl yüzüleceğim bilmesen alır. Aynı bu havuz misali gibi. İnsanın dimağında da o kadar ihtimali, vehmi, vesveseyi ihtimal veren itibari ve nispi düşünce çeşitliliği var ki o havuzu meydana getiren damlalardan daha fazla. Eğer sen de bu düşünce denizinde yüzme metodunu, yöntemini bilmesen alır seni altına. Duman eder yani. Bir de fırtına geliyorsa, deniz dalgası gibi düşünün. Alabora eder yani. Yani o bazen tsunami veya bir deniz dalgaları geliyor ya fırtınada, rüzgarda. Onun gibi yani rastladığımız hadiseler de böyle bir hadiselerdir. Ummadın yüzerken onu da becermen lazım. Onu diyor yani. Burayı işte kader o kadar acayip ki Müslümana ait kadere iman. Kafirle alakası yok. Beş tane iman esasını iman edip anlamlandırıp farkındalığını artıranın imdadına yetişen bir siboptur kader. Yani ehli imanın bela ve musibetlerini yorumlayıp sırtındaki yükü 8. sözde gemiye bırakma sistemidir.
diğerinin hakkı yoktur. Daha Allah sorunu var bunun. Soru bitti. Soruyu anladık değil mi? Böyle bir şey değil mi yani? Elimizi kolumuzu bağladı. İnsanın yapısında cevelana ver abi. Ver ver. Çok güzel. Eyvallah. Allah razı olsun. Ben çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Delikanlı. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bir delik var. Mesela bu dur. El cevap. Kata ve asla. Böyle değil. Sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hiffet, bir rahatlık, bir reyhanı veren, emni emanı temin eden bir surur, bir nur veriyor. Yani böyle değil. Niye? Sıkıntı vermediği gibi kadere iman etmek, nihayetsiz bir hafifliğine de sebebiyet veriyor. Mesela sıkıştın, çıkamıyorsun. Yani bize rağmen mi çalışıyor bu kainat? Yağmur bize göre mi çalışıyor? Güneş bize göre mi doğuyor? Yani benim muktedir olduğum hadiseler var. Yani tercih işte evde şey, konuşmalarım gidip gelme. Benim muktedir olmadığım diğer insanların vesile olduğu böyle bir ortamdayız. Yani doğanın, tabiatın getirmiş olduğu zahirde. Hadiseler var, vesile olduğu şeyler var. Onun içerisinde ben nasıl yüzeceğim? O havuzdaki gibi. Ben nasıl yüzeceğim? O zaman kader imana yetişiyor sana. Kader ikidir arkadaşlar. Bunu idrak edersek bu kader meselesi hem alemimizde hem ifadelimizde hem tesellide çok katkısı olacak. İki tane kader var bize ait. Bir ihtiyari kader aklidir. Cüz-i ihtiyari aklidir. Bir de hali ve vicdan var. Vicdandaki kader var. İradevidir. Tamam. Şimdi ihtiyari kader eylemlerimizi vicdanda ne vardı? Vicdanda hemen ezber olması. Kitap okuyanlar için şey yapıyorum. Soğan kabuğu gibi düşünün. En diş kabuğunda vicdanda irade. Gir içeriye. Zihin. Gir içeriye. His. Latife-i Rabbaniye. İrade burada abi. Tamam. Bu iradenin tazamun ettiği bir kader var. Enfusidir. İç alem. İç aleme dönüktür. Dış dünyada yapar ama bilir. Mesela sebepler uyar ama elmayı yaratan Allah'tır. Ama ağacı diker. Ağacı dikip dikmemeyi ihtiyari. Ama ağacı dikmekten de rızkı beklediği kaynak ise o iradedir. Bir zahir bir batın. Bir dış dünyamızı şimdiki zamanı tanzim ediyor. Bunu tanımlayabilirsek iki tane kader o zaman rahatlarız. Bir bakarsın böyle bir kader dersi yapılıyor ve anlayışımız oluyor. Her şey o, onun dışında bir şey yok. Cebriye çıkıyor. Bir bakarsın kaderle tamamen biz yapıyoruz. Bu sefer mutezile oluyoruz. Ha? Üç tane şey var. İtikat cemaati var. Mutezile, Cebriye, Ehl-i Sünnet. Cebriye diyor ki insan kader karşısında kurumuş bir yapraktır. Rüzgar nereye atarsa atsın. Bir rüzgara karşı ne direnci olur yaprağa? Olur mu? Olmaz. Bu Cebriye. Günah buna hep Allah yapıyor. Tövbe. Mutezile der ki insan mutlak muktedirdir. Her şeyinde. Kişi fiilini halikidir. Bu bardağı insan kaldırıyor. Der. Ehl-i Sünnet der ki bu kader iman etmek gibi Allah'a iman, amentu billahi ve melaiketi ve kütübi. Bunlar altı tane imanın esası insanı anlamlandırmak, içsel yapısını yapılandırmak ve maddi ve manevi hayatı kucaklayıp istikametine koymakta yarıyor en azından. Çok tanımı var da bir tanesini söylüyorum. Şimdi kader niye denmiş? Beş tane iman esasının sonuna denmiş. Amentu billahi, Allah'a iman ettikten sonra. Dolayısıyla Cebriye diyor ki, insan bir sürü hataları var. Bizi, psikolojimizi bozan keşkilerdir. Keşke, keşke. Mazidir, keşke mazidir. Elemler de oradan alırız. Elemler, tasalar, kederler, keşke. Kader imdadımıza yetişiyor. Diyor ki, geçmiş kaderdir. Gelecek kader değil diyor. Gelecek tekliftir. Bakayım ne yapacaksın.
tercihtir yani. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet diyor ki Cebri'ye, mazide doğrusun. Mutezile'ye diyor ki istikbalde doğrusun. Ehl-i Sünnet Cebri'ymiş. Tamam mı? Burada soracağınız var mı? Yani peki Mutezile diyor ki kişi fiilinin halikidir, şunun halikidir. Yani kendisi kaldırıyor. Ehl-i Sünnet der ki biz kaldırmak istiyoruz, Allah halk ediyor. Bunu kaldırabilmek için kudret lazım. Biz istiyoruz, Allah halk ediyor, istememle kalkması bir olduğu için ben yaptım zannediyorum. Elektroniklerde de öyle ya. Bastığın gibi ekranında ben mi yaptım? Gibi ya. Demek ki kader Ehl-i Sünnet'te ikisi cem ettik dedik. Kader mazide doğru. İstikbalde tekliftir. Bakayım ne yapacaksın? Ha peki nedir o? Mazide irade, kader enfusi. Bu sefer sana ne yapıyor? Keşke bataklığından kurtarıyor seni. Keşke keşke. Sen ben bununla niye evlendim ya? Allah Allah. Ne kadar kişiler konmuşlardı. Olan seçmedim bunu seçtim. Keşke keşke yapma, kaderi bu. Bak seni kurtardı, gördün mü? Ama bu ya bu diğer, merak etme, sana en uygun eş budur. İyiler iyilere, kötüler kötüleredir. Endişe etme, sen de ortalama aynısın. Onun bu konuda hani kalp atışı var ya entegre, böyle. Senin de bu tarafın böyle yani. O bu tarafta çıkıyorsun, sen bu tarafta. Ortalamasını alırsan %60-70 aynıyız. Ya nasıl oluyor? Herkes olmak istediği yerdedir. Arzu ettiği şeyi yapıyor. Fıtratında meylettiği şeyi yapıyor. Anlatıyorum ama diyor. Ya bak yapma. Bak ne güzel baba mesleği var. Çalış lan, ne yapacaksın şimdi üniversiteye ya? Ondan sonra bir sürü bak baba mesleği var. Bak sana küçüklükten beri çıraklık alın. Baban daha asla. Geç işin başına. Üniversitede maksat para kazanmak. Sen 4 sene okuyacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Sonra pazar para kazanma olursa da belki nasip olur, belki olmaz. Ama direkt al para, her şey yaptın. Tamam, keşke diyor. Ama ne yapalım, nasibi bu. Bırak kaderini yaşasın. Dedikten sonra internette kız ve erkek bulup evlenen anlatıyorsun. Pastanede, postanede, internette bulunanlar ne karı olur ne koca olur. Yapma, etme ama diyor. Ondan sonra diyeceksin ki bırak kaderini yaşasın. Artık herkes olması ve istediği ve layık olduğu, müstahak olduğu yerdedir, onu yapıyor. Ama ben bunu istiyordum hakikaten. İç aleminin ortalaması bu. Demek ki geçmiş keşkelerden, bataklığından kurtaran, bak gençler, geçmiş nedir? Elemdir, tasadır, hüzündür. O sıkıntı. Gelecek nedir? Korkudur. Yani felsefede kaygıdır. Bizde korku, endişe. Korku gelecektendir. Elem geçmiştendir. Peki elemin çaresi neydi? Kader. Korkunun çaresi nedir? Teklif. Bana teklif etmiş. Peki bunu uygularsak psikolojime, geçmiş Allah'a imandır. Geleceğe, ahirete imandır. Nokta istinat, nokta istindat. Oh, ikisinin cemi, insanda cem olmuş, kader. Şimdi kitap okuyanlara, diğerlerine de söylüyorum. 5 tane iman esası var ya, amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve resulü. Dikkat ederseniz, sırf kendisini söylüyor, tanımlama yok, izah yok. Ve yevmil ahiri ve bil kaderi durmuyor. Hayrihi ve şerrihi diye izah var. Peki, niye oraya hayrihi ve şerrihi, şerri de hayrı da Allah yaratmış yapıyor. Biz istiyoruz. Diyor ki, o 5 tane iman esasını iman eden kişide ortaya çıkan haleti ruhiyedir kader. O için konmuş. Bakın, 5 tane buna delilimiz nedir? Kader Risalesi'nin sonundaki zeyildir. Enfusidir. 4 tane hatvi anlatır. Hatırladınız yani. Kitap okuyanlar için söylüyorum.
o beş tane iman esasını hazmeden insanda beş iman esasının ortaya çıkma haletidir. Hali ve vicdanidir diyor. Kader. Öyle değil mi kader esasının başında? Hali ve vicdanidir. Ağır mıdır ders? Ağır mıdır? Tamam. İman esasından olduğu için zerre kadar anlamanız şükür elhamdülillah. Yani ufak bir şeysini anlasan bile bekaya bakıyor. Belki de dersin ilerledikçe kafanıza takılan bazı sorularınıza cevaplar olacak inşallah. Yani bir kere evlilikte keşkileriniz bak bu akşam bitmiştir herhalde. Ortalama aynı içinde şey etmeyin. Peki gençler ne yapacağız? Gençlere yani daha evlenmemiş tercih edeceksin. Çünkü şöyle eğer evlilik şu anda daha olmamış kader olsaydı Allah peygamberi, kitapları, alimler şöyle seçin, böyle seçin, böyle yapmayın. Merak etmeyin, oturunuz, kaderinize göre gelecek demiyor. Tamam? Tercihi şöyle yapın, böyle yapın. Ve ahirette de verin kaderinizin hesabı yok. Verin yaptıklarınızın hesabı var. Peki kader ne işime yarıyor? Geçmiş keşke bataklığından kurtarıyor beni. Yoksa psikoloji mi bozuluyor? Kim psikolojisi bozulmuşsa geçmişin elemindendir. Keşke, keşke, keşke. Keşkelerden kaynaklanıyor. O zaman geçmişi, hani geçmişte de yine kendi irademizi seçtikten nasıl kurtarıyor bizi? Yani şöyle, şimdi o oldu, ben irademi yaptım. Şimdiki hal teklifti, yaptım geç. Yani orada ben tercih yaptım ama şöyle baktığın zaman, mesela ben hayatımda misal vereyim. Bir yerde konuşmamızı yaptık. Önünü ortaya kesmiş adam. Biz böyle olmasını ister miydik? Ama bunu ben irademle yaptım. Ben en zirvede misal veriyorum. Çektim, çekiyorum daha da. Şimdi ya onu nasıl yaptılar, onu nasıl onu buldu, kesti 56 dakikasını, şöyleydi, böyleydi ya, keşke demeseydi, şöyle yapmasaydık. Değil mi? Beni boğmayacak mı? Ama irademle söyledim, yaptık. Ha, kader. İlle ben kadere iman etmek sorumluluktan çıkmak değil. Kader beşer zulmeder, ben de zulmettim, o da zulmetti. Ama kader adalet eder. Ne yapacağım? Başka benim ne günahlarım vardı ki başka? Allah bununla zalimin eliyle beni tokatlayıp onu affettiriyor. Kader Risalesi'nin altasında der ki, hakim diyor sirka, yani hırsızlıkla seni mahkum etti. Ya sen oradan geçiyordun diyor. Yani sen onu hırsızlığı yapmadın. Ama denk geldin. Seni hapsetti. Ya ben yapmadım. Tamam diyor. Beşer zulmetti. Kader de adalet etti. Niye? Hangi efalinle kadere fetva verdin ki bunları denk getirdi? Orada geçmen, orada hırsızlık olması, o polisin denk gelmesi. Bu işte bir kader sistemi. Sen o sistem içinde bir tanesin. Bütünsel bakmaktır kader. Yani Allah kainata Allah'lık yapıyor, kainatı idare ediyor. Bu umumi bir sistem içindeki senin küçük bir sistem. Şöyle misal vereyim, senin anlayacağın insan olsun. Genç olduğun için kaç yaşındasın? 24. Bak genç yaptım, bir çikolata yak ettim bak. Yaşını düşürdüm. Şimdi benim Zeytinburnu'ndaki bina yıkılmadan önce stadın yanındaki önünde bir sokak vardı. Karşıki duvar stad Zeytinburnu, top sahasının içine bakardım. Oradan geldi hatırıma. Şimdi biz seyircilerin kaderi anlatıyorum. Bir tanesi diyebilir maç mı anlatıyor. Seyirciler, türbinlerin oturacakları var falan iki giriş çıkışları. Bir de çizgiler var, kaleler var. Pek anlamadığım için. Şimdi bazen taç oluyor, bazen penaltı oluyormuş. Tam böyle bir şeyler oluyor. Şimdi futbolcu dese ki, ya ben çizgiden çıktı, taç saymıyor. Olur mu? Olmaz. Yani umumi bir sistem, dünya genelinde bir sistem var işte, topun kaideleri var. Oraya uyguladılar. Şuradan şu olursa bu olur. Yani bu umumi sistem var, kaide var, prensip var. Ölçüm. Bir de sen o sistemin içerisinde tercihlerin var. Ama o sistemin içindesin. O sistemi aşamazsın. İşte o stadın top oynama sahasının kuralları komple
kaderdir. Onu kaderin içerisindeki sana verilen imkanlar arasındaki şöyle topu vurabilirdin, böyle yapabilirdin. Şöyle, oradaki tercihler senindir. Uygulayayım genele. Güneşin doğması, anne babanın olması, kimden olacaksın, nerede doğacaksın? Yani dünya sistemi, yaşamam, erkek ve kadın olmam, kirpiklerim, saçımın, boyumun ve yaşımın kaç olacağı benim alakası yok. Umumi bir liste. Ben niye kadın olmadım? Bu kader. Bana verilen bu sistem içindeki tercihler, bunlar hep tercihtir Allah'ın. Güneşin doğması, doğmaması. Benim tercihime değil. Bir sürü tercihler var. Yağmur yağdırılıyor. Ama şemsiye alıp almamam. Ha, demek ki bu tercihler içerisindeki, sistem içindeki tercihim benim ihtiyarımdır. Sistemin tercihler bütünlüğü kaderdir. Tercihler içerisindeki tercihindir. Başka bir örnek de vereyim, zengin olsun. Bilgisayarı Windows veya Linux bir sistemi kullanıyorsunuz bilgisayar. Bir sürü sana imkanlar vermiş. Ama kendisini aşacak bir sistem vermemiş, tercih vermemiş. Linux'u veya Windows'u devre dışı yapacak bir şey vermemiş. İşte böyle kullanacaksın, bu olur, bu olur, bu olur, bu olur. Yani umumi bir Windows sistemi, bilgisayarın her şeyi, bilgisayarın elektriğin gelmesi, yazılımın bütünsel kaderdir. O sistem içindeki, o tercihler manzumesi içindeki senin tercihin ihtiyardır. Peki geçmişi bir daha alayım. Geçmişim nasıl kader oluyor? Ben ihtiyarımla yaptım. İşte 5 tane iman esasına iman edip alemimizde farkındalık yapan Allah amentü billahi ve melaiketi ve kütübi iman ettim. Alemimde farkındalığı doğurdu. Hali oldu, vicdani bir halet oldu. İşte bu bütünlükle geçmişte bir sürü şeylerimiz var, günahlarımız var, eksiklerimiz var, iyiliklerimiz de var. İyiliklerin merhamet ilahi istiyor. Halk eden kudret-i Rabbani. Günahlarım var. Yani ne yapacağım ya? Keşke yamansaydın. Nereden yaptık ya? Nereden söyledik? Seni ezip bitiriyor. O zaman o 5 tane iman esasının bütünselliği sana bir gözlük takıyor. Diyor ki kader. Ama ben tercih ettim. Ama bütünsel bir tercih işte. Oradan geçerken hırsızlık oluyor. Tam olurken polis geliyor. Ben yapmadım halde ben denk geliyorum. Yani burada bu sistem içerisinde bir parçası. O zaman diyor ki, ustadın dediği gibi, bu bana zulmetti bu hakim sır katiyle, hırsızlıkla. Ama ben çok iyi biliyorum ki hırsız değilim. O zaman falan çıldıracaksın. Hemen sana kader imdadına yetişiyor. Diyor ki, tamam, boşver zulmetti. Ondan hakkını alacaksın. Sevabı yoksa günahını yükleyeceksin. Artı ben diyor devre gireceğim, hazineden vereceğim. Tamam. Ama ne yapayım dünyada nasıl yaşayacağım yani böyle çıldırıyorum. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Kader nasıl adalet etti günah? Çünkü senin bir sürü günahlarımız vardı. Bak hak etmediği halde eşine böyle yaptın, çocuğuna böyle yaptın. Yani arabada şöyle girdin gibi bir sürü günahlarımız var. Videolara girdin. Ya geçen hafta seyrettiğim video vardı ya, ona olsa işte araba geçerken şak diye yağmurda sakar mısın diye bağırıyorsun, seni ip ıslak etti. Bu nedir? Suratına çaldı. Zalimdir, dikkat etmedi. İşte bir durabilir, yavaş geçebilirdi. Kader adalet etti. Adı neydi? İzzet. İzzet. İzzet diyor ki sana suratına çakınca iki şey olur. Vay bilmem ne falan saymalar. Beşeriyettir. Kafayı kaldırır. Misal. Kusura bakma. İki gün önce İzzet diyorsun. İzzet iki gün önce var ya lan 11'de seyrettiğim video. O bununla kurtarsan ne ala şükret. Benim başıma geçmiş. Çerenköy'de oturuyorduk böyle. 1980. 81'de amcam beni bir yere götürdü ama hep arsa, boş arsa. Tek tük evler var. Orada, burada. Yok yani ev yok. 80 ya. Belki de o zaman burası da yoktu belki de. Bu şey. Ondan sonra giderken ikinci katta veya üçüncü katta. Çünkü her taraf parselli. Daimi kaçak yapılmış. Geçerken biz de böyle tarladan giderken mutfaktan bulaşığı yıkamış kadın.
Kimse yok ki. Biz de kestirme olsun diye şuradan gitmemiz, oradan giderken şak diye dökmesin mi sıcak suyu? Bulaşık suyu. Şimdi ne yapmam lazım? Bir, sakar mısın, nesin ya sen, şu nasıl bakmadan falan saymaktır. İkincisi, öyle oldu da. Hemen hatırlıyor musun? Falan günahını, falan yaptığını hatırlıyor musun? Ya buna kefaret olsa, o zaman vicdanında bir rahatlık olur ona kefaret olduğuna dair. Hemen Allah mesaj veriyor. Evet, onun kefaretidir. Vicdanda rahatlarsın. Peki de dersin ki, iki tane kap olsaydı. Bak kaderi gördün mü? Sıkıntı vermiyor. Bütünsel içinde senin bir eylemin bir tanedir. Yani benim ihtiyarımla, irademle kainat sistemi değişmiyor ki. Ya. Demek ki sıkıntı vermiyor kadere iman etmek ki, bir şeyde men amene bil kader, emine minel keder. Ne demek? Kadere iman eden, kederden ne olur? Emin ne demek? Aynı kökten geliyor. Emniyette ise de iman eder. İman emniyet verir. Emniyeti tamme verir. Yani kadere iman eden, kederden emin olur demek, o kederin sana vereceği şeylerden insan mutmain olur. Ya. Reyül revanı veren, emni emani temin eden, yani insana bir rahatlık veriyor, eman veriyor, bir surur veriyor, bir nur veriyor. Yani bakış veriyor. Yani kısacası kadere iman bütünlük veriyor sana, bütün bakmaya. Parça parça değil. Mesela şu duvarın arkamda resim olsa, bir sürü çizgiler var, sarıdır, beyazdır. Bir parça dipten böyle siyah çizgi göstersem, hiçbir tarafı göstermezsem, şöyle bir çizgi. Nedir bu? Bizim işte anlayışımız, ihtiyarımız bu. Kadere iman etmekse, bütünsel içinde bu çizginin anlamını görmek. Bütün bakabilmek. Cüz iken kül, cüz iken külli olmak. Yani Allah'ın nazarı, Kur'an'ın nazarı ile bakmak. Burada oraya göre yaşamak. Mesela ölüm korkusu ne olur? Çok çeşitleri var. Ders yapmışım çok. Ama bu makamda söyleyeyim. Bir insan orayı, ölüm korkusunu söylüyorum. Burayı oradan üstün görürse fikren ve hissen, fikren olur. Hissen burayı, dünyayı ahiretten üstün görürse ölüm korkusu sarmalar. Ama ahireti dünya hayatından üstün görürse, bir ustad diyor ki iki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasınlar diyor. Biz iki hayatlıyız. Hem dünya hem ahiret. Kafirlerin hayatı tektir. Onun için savaşamaz. Onu anlattım dünkü içmelerde ders yaptık. Tek hayatlar yaşayamaz. Tamam. Tek hayatların yaşama şansları yok. Niye? Ahireti yok ki. Ahireti olmadığı zaman teselliyi nereden bulacak? Ama biz bir tane de hayatımız var. Ahiret hayatı. Ahiret. O ahiret hayatını dünyadan üstün görürsen ölüm mefte döner. Ölüm mefte döner. Ne demek meft? Tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlak-ı ruhtur. İnsan kadere iman etmese, siz onunla meşgul olmayın. İnsan kadere iman etmese, küçük bir dairede, cüzi bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü bir çare ruhun omuzuna taşımaya mecburdur. Bir daha. Kadere iman etmese ne olur? Biraz yarım saatten beri şey anlat. Ederse ne oluyordu bir parça? Etmese küçük bir dairede, mesela namaz yok, kadere iman etmedi. Oruç tutmak yok, oruç tutmuyor. Yani sabah namazına kalkmıyor. Küçük bir serbestiyeti var ama, koca bir dünya kadar ağır bir yükü
bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Ya koca şeyi taşıyacaksın. Nasıl taşıyacaksın? Yani her şey bu niye böyle? Mesela eceli nasıl yorumlayacaksın? Serbestiyet muvakkat bir rüyet içinde dünya kadar ağır bir yükü bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Mesela kanser oldu. Tamam. Kanser oldu. Neyle izah edeceksin? Bak bir tane şimdi söyleyeyim. Adama dediler ki hastaneye gitti. Şüphelendik. O parçalmaya ne diyorlar? Biyopsi. Doktor bey dedi. Olanı söylüyor. Doktor bey diyor. İhtimal mi o kadar büyük? Ya diyor şey. Anladı tabii. Cahil değil ki. Bir biyopsi değil mi? Biyopsi parça aldı. Ne zaman gelir? Bir hafta değil mi? 20 gün. 20 gün içinde o adamın haletine merhem ne olabilir? Kader inkar ederim şimdi. Keşke nereden? Bak bir tanesini söyleyeyim. Şeyde nerede? İzmir'de. Murat Dursun anlatıyor galiba. Adam ateist adam. Ateist. göğüs mü neydi? Beyin tobe. Beyin doktoru. Murat anlatıyordu herhalde o sandı. Ondan sonra resim yapıyor. Bakıyor kafasına mesela. Akrabası çok yakın. Birinci derece akrabası olunca. Şeyi var. Aşağıda röntgen çekiyorlar. Tomografi mi? İşte onu çekiyorlar. Oraya kendisi gidiyor. O kadar yakını ki. Kendisi gidiyor. Kendisi oturuyor. Tabii oradaki teknisyen yanına oturuyor. Bu tarafta. Tavsif ediyorum ki hayal edin. Bak şimdi. Bu akrabasını orada çekerken oturuyor. İşte hastanenin teknisyeni. Bu da doktor. Meşhur doktor. Çok da başarılı birisi. Ateist. Bak şimdi. Sonra ya hocam dedi. Gelmişken dedi. Sizinkisin de bakalım dedi ya. Ya kontrol ya siz de diyorsun. Ben bunu çekerken bir de ne şey yapacağım? Hiç sırayı almadan hemen geçeceğiz. Sizi de alayım. Tabii iyi olur dedi ya. Tak diye gidiyor. Gidiveriyor. Çekiyor. Sonra işte bir şey yapıyor derken o şak şak çıkarken bu kimin olduğunu bilmiyor. Daha isim yazılmamış. Yani yazılı nasıl oluyorsa. Bakıyor daha oradayken çıksın diye. O bir tanesine bakıyor. Bu ne ya dedi. Kafasında bu kadar dedi ya. Büyük bir tumor var dedi ya. Bu Allah Allah kimdir ya dedi. Bu kadar fazla bu kadar resim içinde. Yazarız hocam dedi hiç kimince. Oturuyor yani akrabada. Ondan sonra o tumor kendisininmiş. Derken adamın rengi gidiyor şeyin teknisyen. Ne oldu diyor. Hocam dedi sizin tomografiniz, sizin resminiz. Ne diyorsun sen dedi ya. Bir daha çekiyorlar. Adamınmış. Oradaki olanlar söylüyor. Bir hafta içinde vefat ediyor. Yani sistem hani öt var ya öt. Patlarsa vücut zehirleniyor. Ya. Peki Müslüman üzülmez mi? Müslüman üzülür. Ama kendi sistemini çökertecek kadar şey yapmaz, isyan etmez. Diyor ya, korktu ama onun kadar korkmadı. Hatırladınız mı? Evet. Küreyaz bomba oldu patlasa de ama hemen altına diyor ki korktu ama biraderi kadar korkmadı. Böyle korktu. Hakikaten mi ya? Geldi mi sıra falan. Ötekisi iki hayatlı değil ki. Ahiret hayatı yok. Düşünebiliyor musunuz? Ahiret yok, geçmiş yok, gelecek yok. Mezara giriyorsun, kefene sarılacaksın. Her şey bitti. Daha senin için güneş doğmayacak. Buğday yok. Balık yumurtlamayacak. Yok yani. Bir de böyle bir ihtimal var ya böyle. Ya varsa, bu Müslümanlar böyle ahiret var falan diyorlar ama yani yok ama vicdanı da bırakmıyor. Ya varsa ondan da battık yani. Yok olmak daha beter. Bir de varsa beter. Yani aman yarabbim. Aman yarabbim. Nefesiniz darlandığı zaman yatakta tekseniz evde o zaman kader imanı ne olduğunu biraz hissederiz.
elinize raporu verdikleri zaman ne yapalım maalesef? Akciğer veya kafanızda şeydir. Kadere iman etmenin ne demek olduğunu o zaman biliriz. Şu derse gelmenin, derse gelmenin o sekeratta, o kabirde, nüker mekirde acımasız, ölümcül hastalıklar elimize rapor verildiği zaman şöyle diyeceğiz inşallah. Çok şükür. Derslere gidiyordu. Çok şükür. O zaman seni tutuyor biliyor musun? Kuyudan kaldırıyor yukarıya. İşte kadere iman etmek insana ağır geliyor. Tam tersine. Etsen de etmesen geçmişin yok mu? İzzet. Geçmişin var değil mi abi? Var. İster kader iman et, ister. Peki onu yukarıya çıkartsam o bir sürü keşkelerin. Ya evet ben beşeriyetimle, nefsimle yaptım ama bu nefsimin hissesi var, şeytanın hissesi var, cinniyetim var. Hadis var ki acayip. Ahir zaman fitnesine sebep olan Süfyan'a bir mana söylüyorum hadis. Sebep olduğu için günah işlemeye insana, bütün insanların günahı ona yüklenecek diyor. Bak bir tanesi dedi inşallah. Evet ya Rab 10 defa inşallah. Sonsuz inşallah. Gördün mü? Ne kadar insan rahatladı şimdi. Oh. Ya. Abi bu kadar işte Adem'e gidecek işte. Demek ki kadere iman etme küçük bir dairede şey etmese küçük bir dairede cüzi bir serbest. Sabah namazına kalkmıyorsun. Küçük bu kadar serbest. Ama buna mukabil koca kainatın sahibinin sistemine giriyorsun. Evet bir sabah namazına bir 5-10 dakika ara veriyorsun buna. Tamam. Ama cüzi bir oruç. Evet nefse biraz darbe geliyor. Hani bazılar dediği gibi abi kalbimi kırdın. Ben vallahi ben de duydum bir tak diye bir şey bağırdı ama o kalp değildi yani. Tamam mı? O başka bir şeydi. Nefisti o. Muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü. Allah Allah. Mesela evladın şimdi tutup mezara gömeceksin. Veya Down sendromu olmuş. Özürlü olmuş. Neyle teselli bulacaksın? Alzheimer olmuş. Ne yapıyor? Dünya kadar ağır yükü bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecbur olurdun eğer iman etmeseydin. Zaten geçmiş değil mi İzzet? Ver kader sefinesine. Bırak onu. Evet ya Rabbi günahım var ama günahımın tövbesini, kefareti var. Ya dünyada ödeyeceğim ya ahirette. Dünyada günah kefareti mi var? Var. Tövbe ve istiğfardır. Allah tövbenizi kabul ediyor ya. Günah böyle çelik değil ya. Yani değişken olmaz değil ki. Değişiyor. Allah kaldırıyorum diyor. Muhammed ümmetine vaat etmiş. Günahlarını kabul edeceğim diye. Tövbe eden diyor. Etmemiş gibidir diyor. Değil mi? Ne kadar hoş ya. Kader bu. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Bütün kainatla insanlık alakadar etmiş diyor 9. sözde. İnsanlık onu bütün kainatla alakadar etmiş. Ne kadar metalibimiz var, taleplerimiz. Oho. Ne kadar isteklerimiz var. Neyle izah edecek şimdi? Araba istiyoruz, bilmem gençler öyle diyor, araba olsun falan, şu olsun. Tamam, hepsi orada var. Hepsi orada var işte bak. Kadere iman ettin mi? Ya biz niye zengin değiliz? Biz bilmem nerede yaşamıyoruz. Senin nasibin bu. Kadere iman ettin mi merhem oluyor. Peki tersini düşünelim. Ters. Kadere iman etmedin. Niye arabam yok diye. Kime şey yapacaksın? Kimi mahkemeye vereceksin? Kainatı mı? Beni niye erkek yarattın? Kimi mahkemeye vereceksin? Niye kanser oldum? Kimi mahkemeye vereceksin? Şimdi niye benim şuyum yok? Kime hesap soracaksın? Kendi kendini yıpratacaksın. Başka şansın yok. Ama kadere iman ettin mi? Men amene bil kader, emine minel keder. Kederden emin olur. Emin demek yorumlama merkezidir. O kederi, o sıkıntıyı, o kanser, o hastalığı, o Alzheimer'ı sahibiyle izah etmek, ebellemek demektir. Onunla anlamak. Bakın ölümü, askere, savaşa, Suriye'ye gidenlerden, komutanlardan dün birisiyle görüşmüştüm.
Dedim ya helikopter sesi geliyor. Daha bilmemiş. Ya bir şey soracağım dedim ya. Yani herkesin yok dedi. Soruyoruz oğlum kardeş. Gelmek istiyorsan gel. Yoksa git. Bugün oldu diyor iki kişi. Biz korkuyoruz diyor. Şey yapalım. Tamam Kayseri'de hava indirme şeyinde de orada diyor. Aşhane'de patates soy yavrum demiş. Bak görüyor musun? Ekseriyeti mutlaka gitmek istiyor. Ya bu kadere iman etmek ne acayip bir şey ya. Ahirete iman görüyor musun? Ahirete iman. Üstad ne güzel diyor. Bak ikinci kez tekrar ediyorum derste. İki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasınlar. Bizde ölüm korkusu yok. Teris var. İki hayat dünya ve ahiret. Bu dünyada yaşarken oraya göre yaşıyoruz. O zaman başına ne gelirse gelsin oraya mal oluyor. Ama tek hayatta olanlar sırf dünyaya, dünya için bakıyor. Her şey bela. Kazansan ne olur? Kaybetsen de ne olur? Kayıp da kazanç, kazansa kazançtır. Çünkü diyor, insan bütün kainatla alakadardır. İnsanlık onu kainatla alakadar etmiş diyor. Nihayetsiz makasit ve talibi var. Ne kadar maksadı var? Allah Allah, ne kadar istekleri var ya. Neyle izah edeceksin? Kaderim bu. İsteklerim. Ondan var işte o çocuğa. Zenginin çocuğu oldu. Ben niye olmadım? Peki. Allah'ın sonsuz hazineleri var. Onun da peki başka bir sıkıntısı var. Sende olsaydı ne olacaktı? O çok yemekten hazımsızlık yapmış. Kadir kıymet bilmez. O hastalık daha beter hastalıktır. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh. Servet ve siyatın kurtardığı adama göre batırdığı adam daha çoktur. Hastalık ve fakirliğin batırdığını adama göre kurtardığı adam daha çoktur. O daha imkanlarımız yokken arabanız yoktu ya. Daha çok derse gelmiyor muydunuz? Şimdi araban olunca da haftaya bile düştü. Ya. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahiş olduğu anlaşılır. İrade, kudretimiz ne kadar kardeşim? Kanseri verdi sana raporu. Kaç gündü? 20 gün sonra ne diyor? Biyopsi. Biyopsi, otopsi değil, biyopsi. Kağıdını bekliyorsun. Kanser misin, değil misin? Peki, o arada ne işte? İraden yok, ihtiyarın yok, gücün yok. Bakayım, nerede teselli bulacaksın? Ya boşver, bir tane şeşbeş atalım, tamam mı? Şu filmleri seyredelim. Top oynatalım. Kafayı kemiriyor kardeşim, kemiriyor. Ben mutluyum diyemek var ya, oh elhamdülillah, kuru ekmeği suya batır, huzurlu musun kardeşim? Hayat bu. Dünyada eğer bu iman yoksa, iman yardım etmemişse, teselli duruma gelmemişse, biliyorsunuz dünyada intihar edenlerin 800 bin kişi mi neymiş istatistiklerde? Dünyada 80 bin, böyle 8 de baş, ya 80 bin üstünde fazla. İsveç, Norveç, Finlandiya ve Japonya, sonra İsviçre çekiyor 4 sırada. Sıra bu. En fazla intihar. Mesela senede 30 bin kişi şeyde intihar ediyor. Japonlar çok. Boğaz Köprüsü yapan mühendis değil mi? Halat koptu diye intihar etti. Oysa fabrikatasıymış. Biliyorsunuz o değil mi? Hemen intihar ediyorlar. Şimdi oturun. Afrika'da intihar etme oranı sıfıra yakın. Hiçbir şey yok. Pigmen. Kanser oranı da sıfıra yakın. Yine sıkıntı da yok. Hiçbir şey yok. Hayat. Bugün gelebilirsin dedim. Yo abi ya, ben şey yapma, karnım büyüktü. Merak etme. Karnınızın şişik olması, şey ama büyük olması çok yediğinizden değil. Bağırsak çalışmıyor. Eğer çok yedirmekten karın şişseydi, Afrika'da açlıkta çocuklar, insanlar karnı şişmezdi. İçinde hiçbir şey yok. Afrika'daki çocuk karnı şişik değil mi? Evet. Çok mu yediler? Hiçbir şey yok ki şişti. Sen çok yediğinde şişmiyorsun. Bağırsan hareket etmiyor. Peki ne yapıyorsun? Hareket etmiyorsun kardeş. Yürümüyorsun. Hareket etmiyorsun. Kudreti, iradesi, hürriyeti demek ki o biyopsiye kafi gelmiyor, değiştiremiyor. Hemen mesela ben içeriye girdiğim zaman adam öldürmüş. Diyor ki hoca sen bana diyor Sivir'de ulaşman imkanı yoktu. Volta atarken tanıştık. İki defa müebbet almış. İki defa katlanmış. Birkaç kişi öldürmüş. Ne diyor biliyor musun bu adam? İnan yalan demiyorum. Bu adam diyor ki
İyi ki girdi. İyi ki seni burada gördüm. İyi ki Allah ile ve namazla tanıştım. İnan öyle diyor. Hiçbir şey bilmiyor. Namertim. Üç defa besmele ile namaz kıldırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam sayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Ya bir deme işte de. Yani üç defa söyleyeceğim. Sonra dedi ki aptal değil ki. Lider bu. Yani beni diyor o alıştırmak için mi söylüyorsun? Olmaz da yani ol böyle alışsın. Hayır. Besmele ayettir. Namaz olabilmesi için en az üç tane ayet okuyacaksın. Veya tek ayet bir satır kadar. Kulu vallahi ayet Allah'a sen bir ayettir. Yani şey bir satır. Dört tane bir satır oluyor. Ama üç ayet yani bir satır oluyorsa. O zaman Bismillahirrahmanirrahim de desen üç defa oluyor. Aşağı ne diyeceğiz? Hadi bakalım Subhane Rabbiyallahu Aleyhi nasıl Rabbiyallahu Aleyhi nasıl söyleyeceğiz? Subhanallah de. Aşağıda da elhamdülillah deriz. Oluyor mu? Oluyor. Ne diyor bakın? İki defa müebbet almış, ağırlaştırmış. İyi ki senle, iyi ki Allah ile ve namazla tanıştık. Gençler, namazla tanışmak için böyle bir sıkıntıya girmeye mi gerek var? Lan bedavadan tanışın işte. Adam namaza varmak için bu kadar bedel ödedi. Bak öyle diyor. Bana sivilde ulaşamazdın diyor. Bak ne yaptı ya? Kader yani getirdi. O azlığı yanıma koydu. Ve beni yanına aldı. Ya. Neyi sormuştu bana? Ya sen sanki hapis değil ya. Sen nasıl bu kadar rahatsın dedi ya. Bakıyorum dedi. Kafadan eksik değilsin. Yani deli değilsin. Ama nasıl rahatsın? Sen ciddi bir hakikate mahrumsun dedim. Nedir o dedi. Ben onu bilmiyorum. O da beni bilmiyor. Ondan sonra bilseydim o kadar rahat anlatamazdım belki de. İşte kader-i iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar. Gemine atıyor. Vardı ya küçük sözlerde. Kaçın sözde o? Gemiye koyar üzerine oturur. Kaçıncı söz? 23. söz mü? 8'in söz mü? 23 hocam terkibi alsın. He? 23. söz. 8'in sözde niye dedi? Belki 8 sözde de vardır. Kuyuya atılan kardeşlerin şeyi var hocam. 8 sözde. Oradan. 23'ü söylemiştiniz. Başta da onun için oradan. He he tamam. Fatih'im çıkıyor. Kadere iman, iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar. Gemisini atıyor. Kader diyorsun. Mesela ömrü ne kadar? Kader. Bak ne kadar. Bir hapseye gittim. Kaderim kardeşim. Niye benim bu dünyada falan böyle bir zengin çocuğu değilim? Kaderim kardeşim. Niye biz iki hayatlıyız? Oraya göre burayı yaşadığımız için buradaki eksiklikler bize fazla aldırmaz. Böyle etkiler ama aldırmaz. Çünkü burayı, dünyayı oraya göre yaşıyoruz. Eğer burayı burası için yaşayanlar ölecektir. Burayı oraya göre yaşıyorlarsa mevte mazar olacaklardır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَفْتَ وَالْحَيَةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَسَنَ مَرَى. Ne demek? Meft nedir? Ölüm nedir? Dünyada dünya için yaşayanlar ölecektir. Dünyada ahiret için yaşayanlar mefte mazar olacaklardır. Ustad ikisini kullanıyor. Mevt ve ölüm. Mevt peki nedir? Teristir. Tahvili vücuttur. İtlak ruhtur. Çekirdeğin toprak altından geniş hava alemine aç olmasıdır. Mevt budur. Terist olacaksınız inşallah. Bu söylediğimi sekeratta fark edeceksin. Sana gösterilecek bütün derslerin, bütün hayata, bütün kitap okuman, Hizbul Kur'an okuman bir çekirdek olacak o anda. O zaten Azrail'in de senin hayatın, itikat ve amellerinin bütünlüğüne göre şekillenecek. Azrail'in sen oluşturuyorsun. Nasıl Azrail gelmesini istiyorsan öyle yaşamak gerekiyor. Sen oluşturuyorsun. Bir tencere getir, koy buraya. İtikadını at. Hissiyatlarını. Amelini de at, karıştır. Koy dolaba, buzdolabına dolsun. O senin Azrail'in. Biz oluşturuyoruz. Onu bir şekillendiriyoruz. Az kaldı bir şey yapıyorum.
kemali rahat ile ruh ve kalbin kemali hürriyeti ile kemalatında serbest cevelanına meydan veriyor. Evet, belki bedensel kadere iman etmek, bazı şeylerden işte seyretmiyoruz, ne yapmıyoruz, içki içmiyoruz, ama bu bedeni bunu tutarken namaz, oruç yapma falan, fakat kalp ve ruh rahat ediyor. Vicdanı rahat ediyor. Belki adam kandırdı, jipi aldın, nasıl yaptınsa imzayı attırdın, malı mülkü aldın, annen saftı, kardeşlerinden geçirdin, imzayı aldın, jipe bindin. Bedenin nerede? Jipte. Ama ruhun nerede, vicdanın? Cehennemde. Dedi. Ya sen kadere iman etmek, ruh ve kalbin derece hayatına atıyor seni. Rahat ediyorsun. Yalnız nefs-i emmarenin cüz'iyetini selbeder. Yalnız bakın, bedensel hayatın var ya, kadere iman etmek kim ağır geliyor? Şuna, cüz'i nefs-i emmarenin, nefs-i emmarenin cüz'i hürriyetini, hürriyet var ya nefs-i emmarenin, istediğimi yaparım. O zaman istediği yapılmaya da müstahak olursun. Nefs-i emmarenin cüz'i serbestiyetini kırar, firavuniyetini, rububiyetini, keyfe maaşı hareketini kırar. Kadere iman etmek oraya darbe vuruyor. Ama kalp ve ruhuna, oh! Ne kadar hoş ya. Mesela şimdi, namertim eğer reddet edersem, şu anda bu derste, şu ortamda, dersin ortamındaki, ecel gelse şu anda yok demem. Demem ve demeyin de, şehitsin. Allah Resulü'nün tabiriyle ilim meclisleri cennet bahçeleri diyor. Cennete bir giren bir daha çıkmaz. Cennettesin zaten. Usta diyor ki, hizmetimizin mükafatı beklemek değil, hizmetin kendisi ücrettir. Bak, bu haleti niçin söyledim bunu? Bu haleti kadere iman, iman esasları veriyor. Ne kadar rahat. Adam, isterim demek şöyle dursun, ölümü niye anıyorsun diyor ya. Bir tanesi bana öyle demişti. Televizyon tamircisi Tepecik'te, 1985'te orada kalıyordum, Rüştabi göndermişti. Adam caddeye böyle, demek ki sıkılmış, caddeye bakan kapısı, elini koydu böyle bakıyor. Beni tanıyordu, ama içerken tabii de. O zaman hadiselerden önce beyaz külahımız vardı, şimdi giyemiyoruz tanınır diye. Orada yine iniyorduk böyle. Adam beni gördü. Bak şimdi, televizyon tamircisi ya. Pazar. Salı pazarına iniyorum, dershane alışveriş yapmaya. Sonra çıkıyorum, bir haftaki adam, bir selam veriyorum. Selamünaleyküm hanım, bazen de gidip anlatıyorum. Hocam dedi, bir dakika gelir misin dedi. Ama bu üslupla değil, hocam bir dakika gelsene dedi. Ben de gittim, bir şey soracak da, fıkıh soracak işi. Hocam dedi, Allah için bir şey isteyebilir miyim dedi. Hiç unutmuyorum, kaç sene oldu, 85. Allah içinse yapabilirsem yaparım dedim ya. Dedi ki, Allah için dedi, buradan inme, olur mu dedi. Tamam dedim. Döneyim dedim. Hayır, şimdi değil. Ama sorayım, niye dedim. Seni görünce ölümü, mezarlığı hatırlıyorum. Sonra da inmedim. Olduysa vicdanı derken, Bir gün geldi, baktım perşembe günü derse geldi, iki gün geldi, üç geldi bizim tepeciye. Bir gün dersten sonra geldi, dedi ki, böyle geldi dizime vuruyor. Hocam artık inebilirsin. Yani, oysa hadis-i şerifte, ne mutlu onlara ki görüldüğü zaman, gördüğün zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatandır. Diyor ki, bizi gördükleri zaman mezar hatırlıyor. Çünkü niye? Arkadaki yaptığı iş rahatsızlık veriyor. Sonra ne yaptı onu? Ayakkabı satmaya tebdil etti. Ya. Demek ki kadere iman etmek kime darbe vuruyor? Nefs-i emmarenin cüz-i hürriyetini selbeder, firavuniyetini kırar, rububiyetini ve keyfe maaşa hareketini kırar. Kadere iman etmek, bak, kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki tarif edilmez. Ballar ballı gibi. Bak ne diyor? Kadere iman etmek o kadar lezzetlidir, saadetlidir ki
tarif edilmez elhamdülillah. Yalnız şu temsil ile o lezzete ve saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, ben düz okuyorum, izah ettim şu kadar bir yer. Düz okuyayım, zamanınız geçti. İki adam bir padişahın palatına, yani saltanatına giderler. O padişahın mahalli garaybi olan has sarayına girerler. Girdi. Biri padişahı bilmez, saraya girdi ya böyle bahçesi muhabbetçi var, büyük. Padişahı bilmez, o yerlerde gasibane, sarikane, hırsızcasına tavattun etmek ister. Yani yer, içer, oturuyor falan, gasp ediyor, kefi maaş hareket ediyor. Son ki o saray laleten bir yermiş yani. Ola saray ya, padişah sarayı girdin. Fakat o bahçe, o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve varidat ve makinelerini işlettirmek ve garip hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen izdirap çeker. Tabii bir sürü de işi var. Bahçıvan var, temizlik var, hayvanlara bakıyorlar vesaire. Bir sürü işleri de görüyor. Oo, bu kadar işler falan. Azap çeker. O cennet gibi bahçe başına bir cehennem gibi oluyor. Her şeyi acıyor, idare edemiyor. Ya o adam ne yapıyor ya, çocuklar ölüyor, bombalar patlıyor şuna. Her şeyi acıyor, idare edemiyor. Savaşlar var, insanlar ölüyor, hayvanlar şöyle. Ha, her şey acıyor, idare edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız, edepsiz adam tedip suretiyle hapse atılır. İkinci adam padişahı tanır. Padişahı kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler bir nizami kanunla ceyran ettiğini, her şey bir programla, kemali suretle işlediğini itikad eder. Yani öyle şey gibi gözüküyor ama o yaprağın da koptu ya, kuruyan yaprak. Uçtu uçtu uçtu. Nereye düşmesi gerekiyor? Düşmesi gerekiyor. Oraya düşüyor. Hatta beni o kadar meşgul etmişti ki bu. Bir şehirden geçiyorsunuz. Karşıki taraf yamaç, dağ. Yağmur yağdırılıyor. Dağın tepesine yağdırıldı. O damla. İndi aşağıya, toplandı, şey yaptı, indi indi indi. Tam da ben de Maraş'tan Kırıkhan'a geçiyorum. Tam o dağın tepesinde, belki 10 kilometreden o su, ben geçeceğim anda lastiğime geliyor. Ön lastikleri arkaya, o da bu tarafa atıyor, üste geliyor. Saçta ben falan yere götürüyorum. İleri bir 2-3 kilometre gittim, orada damla düştü. Falan çiçeğin gıdası o. Hep bunlar kaderin eseri. Hepsi kader. Baş döndürücü değil. İşte bunların içerisinde ne kadar rahatız. Bırak ya, böbrek nasıl çalışacak? Sana denildiği gibi ya. Yediğin zaman az ye. Kolayca hazmedeceği miktarı ye. 2 saat daha su içme. 4 saat geçmeden yemek yeme. Ondan sonra biz diyet yap. Diyet yap. Diyet nedir? Resulullah'ın sünnetidir. Başka diyetleri bırak. Çek onları. Allah Resulü'nün sünneti. Biz diyetliyiz. Doğuştan diyetliyiz. Resulullah'ın sünneti gibi ya. 17. Ramazan söylemiş. 19. Ondan sonra. Bak, ondan sonra girişi Allah'a ait ya. Bırak peşini. Zahmet ve külfetleri, padişahın kanununu bırakıp kemali safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare kanunlarına, kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür. Kemali lezzetle saadet hayatını geçirir. Çünkü Kastamonu'da 240'ta galiba şöyle geçiyor. Savaşlar, hadiseler, olaylar senin dışında, senin iktidarın yok, gücün yok, durduramaz. Nasıl bakacaksın diyor, bakış veriyor. 4 tane sıfatla. Allah'ın kainatta bir kere Allah'lık yapıyor. Allah'ın rububiyeti, Allah'ın adaleti, Allah'ın merhameti, Allah'ın iradesiyle, inayetiyle olduğunu, onun çerçevesini ceylan ettiği, zahir devlet çirkindir. Hoş değil. Takdir etmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Fakat Allah'ın bir Allah'lık yaptığını, sen buradayken şöyle diyeyim, onun sıkılmanın sebebi şöyle. Bir Mao'cu bana sormuştu. Allah merhametli diyorsun dedi. Peki dedi, eşe yük taşıttırıyor, zulüm değil midir dedi. Bu soruyu bununla cevap vereceğim. Ona dedim ki, eşek fıtrat itibariyle onu yapmakta keyif alır, lezzet alır. Fıtratı bu. Niye sıkıntı çekiyor zannettin?
Çünkü sen insanlıktan çıktın, eşeğin içine girdin. O eşe vuruğu eşekle, eşek cesedine olan ben bunu nasıl taşıyacağım? Oysa eşek bundan lezzet alıyor. Kendin eşek yerine koyduğun için sıkıldın. Şimdi biz de o nasıl, ona öyle bir halet veriyor ki sen tarif edemezsin. Bilmiyoruz. Allah'ın merhameti, inayeti, adaleti ve rububiyeti noktasında dört. Bak diyor, senin ihtiyar ve iraden dışındaydıysa. Ve Kastamonu 75'te de ifrat-ı şefkat marazi ruhidir diyor. Ruhsal hastalıktır. Çaresi de hulasa etmiş. Men amenne bil kader emine minel keder. Sırrını anla. Yani men amenne bil kader emine minel keder demek kainata, hadiselere, kansere, savaşa Allah'ın inayeti, adaleti, rububiyeti bir de İrade ne demiş? İrade. İradesi, cihetiyle. İnayeti, inayeti. İnayeti cihetiyle bakmanın insandaki hali türüyenin cemidir. Emin olmak. Allah var, keder yok. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.